Yine o sevgili izleyicimizin gönderdiği 5 sorudan dördüncüsü. Bu soruları çözüyorum çünkü bunlar hız sorularından ve C1'in çok iyi uygulamaları. Her ne kadar ilk başta yeterince bilgi verilip verilmediğinden emin olmasanız da çok güzel sonuçlar bulabiliyorsunuz. Şimdi sorumuz şöyle. Burada A treni var. Bu iki nokta ve okla belirtiliyor. Uzunluğu 200 metre. Böyle yaptım çünkü kullandığımız ifadenin spesifik olmasını istiyorum. Baştan okuyalım. A treninin uzunluğu 200 metre. B treninin uzunluğu 400 metre. Bu trenler paralel raylarda, paralel raylarda sabit hızla gidiyor. Aynı yönde giderken A, B'yi 15 saniyede geçiyor. Çizimlerimiz şöyle olacak. A'nın B'nin tam arkasında olduğu durumdan, A'nın B'nin tam önünde olduğu duruma. Bunu çizeyim. A treni mavi olsun. A treni böyle ve uzunluğu 200 metre. B trenini de şu yeşille çizeceğiz. B treninin uzunluğu A'nınkinin 2 katı. Yani 400 metre. Bu başlangıçtaki durum, buradaki çizim ve diyor ki geçmesi 15 saniye sürüyor. Bu duruma gelmesi 15 saniye sürüyormuş. Sonuçtaki durum şu. Sonuç durumu B treni burada ve A treni B trenine geçmiş. 200 metre. Burası yine 400 metre ve bu duruma gelmek 15 saniye sürüyor. Yani bunun olması 15 saniye sürüyormuş. 15 saniye. A, B'yi 15 saniyede geçiyor. Yani buradaki cümlede verileni burada çizdik. Bu durumdan şu duruma geçiyoruz. Ve ters yönde birbirlerini 5 saniyede geçiyorlar. Çok güzel. O zaman da bu durumdan şu duruma, bunu da çizeyim. Ters yöne örneğinde şöyle başlıyorlar. A treni 200 metre, B treni diğer yöne dönük. Bunu biraz fazla uzun çizmiş olabilirim. 400 metre ve 5 saniyede bu durumdan şu duruma geçiyorlar. Buradaki duruma. 200 ve tabii ki bu da 400. Bu da 5 saniye sürüyor. Yani ters yönde birbirlerden 5 saniyede geçiyorlarmış. Şimdi sorumuz şu, trenlerin her biri saniyede kaç metre hızla hareket ediyor? Evet, yine bize pek fazla hız bilgisi vermemişler. Sadece birbirlerinin ne kadar sürede geçtikleri belirtilmiş ama belki bu iki bilgiyi kullanarak soruyu çözebiliriz. Şimdi A treninin hızına VA diyelim. A treninin hızı ve sonra tabii ki B treninin hızı var. Hangi yönde hareket ederlerse etsinler soru hep aynı hızda gittiklerini varsayıyor. Yani bu durumda da aynı şey geçerli. Sadece uzaklığın hız çarpı zaman olduğunu unutmayalım. Bir şeyin başka bir şeye göre bağıl hızını bulabiliriz. İlk olarak bu B trenine göre A treni ne kadar yol alır? Bu noktadan şu noktaya gidiyor. Buradan hareket ediyor. Sadece 400 metre değil, trenin önünün şurada olduğu noktaya gidiyor. Yani 400 metre gitmesi gerekiyor ve bir 200 metre daha. Yani toplamda 600 metre gidiyor. Bu durumda 600 metre gitmiş oluyor. Peki şu durumda ne kadar gider? Yine bu trenin hareketsiz olduğunu varsayarsak, sanıyorum bu varsayım çözüm için çok önemli. Her şeyi bağıl olarak düşünüyoruz. Belli bir hızla gidiyor olsa da bağıl olarak düşünüyoruz. Yani bu trene göre buradan hareket ediyoruz. 400 metre sonra da 200 metre daha. Yine iki durumda da 600 metre gidiyoruz. Bu durumda bağıl olarak 600 metre gittik. B'nin arkasına göre 600 metre hareket ediyoruz diyebilirsiniz. Burada da B treninin önüne göre 600 metre gidiyoruz. Bu durumda 15 saniyede bunu yapıyoruz. Bunun nedeni de bu durumda A'nın hızının B'nin hızı tarafından tüketiliyor olması. Eğer B'nin hızı sıfır olsaydı, bu yeşil tren gerçekten hareketsiz olsaydı o zaman bu trene göre A'nın hızıyla hareket ediyor olurduk. Ama şimdi bu belli bir hızla gidiyor, yani bu trene göre bağıl hızımız daha düşük olacak. Bağıl hızımız nedir? Diyelim ki B treninde oturan bir yolcu olsaydınız, A treni hangi hızla gidiyormuş gibi görünür? Bağıl hız ne olur? Bu ikisinin farkı olur değil mi? Öyle değil mi? V A eksi V B olur. Bu trende oturuyorsanız 15 saniye sürüyor dersiniz. Yani hız çarpı zaman çarpı 15 saniye eşittir gidilen yol. Ve yine bu yeşil trende oturan bir yolcuysanız, tamam bu noktadan başladı dersiniz, bu trenin tamamını geçti ve bir 200 metre daha gitti. Yani 600 metre gitti ve tabii ki saniyeler içinde. Şimdi buradaki trenlerin ikisinin de pozitif hızı var. Bu tren 600 metreden fazla hareket etmiş olur. Bu tren 100 metre öteki 700 metre hareket etmiş olabilir ama her şeyi yeşil trendeki yolcunun bakış açısına göre yapıyoruz. Diyelim ki yeşil trende yolcumuz burada mavi trenin hangi hızla yaklaştığını görür, bu yönde gidiyor. Düzeltiyorum, bu yönde B trenin hızıyla gidiyor. Bu hızın ne olduğunu bilmiyoruz ve bu trende A trenin hızıyla geliyor. Yani iki hızı toplarız bu saatte 60 kilometre ile geliyorsa ve şu da bu yönden yine 60 kilometre ile geliyorsa B treninde hareketsiz duran yolcuya bu tren saatte 120 kilometre hızla yaklaşıyormuş gibi gelir. Veya bu ikisinin toplamı gibi. Buradaki yolcunun bakışına göre bu tren VA artı VB hızla yaklaşıyor. Ve 5 saniyede bize bu bilgi verilmiş, 5 saniyede hız çarpı zaman eşittir yol 600 metre gider. Unutmayın, bunların hepsi yeşil trende oturan yolcunun bakış açısına göre. Bu soruyu çözebilmek için böyle bir varsayımda bulunmamız gerekiyor. Şimdi iki bilinmeyenli iki denklemimiz olduğuna göre bu sistemi çözebiliriz ve iki trenin hızını bulabiliriz. Sadeleştirmek için bu denklemin iki tarafını da 15'e bölelim. Yani VA eksi VB eşittir 40 metre bölü saniye, öyle değil mi? 60 bölü 15 eşittir 4, evet 40. Ve burada da VA artı VB eşittir 120 metre bölü saniye. Bu denklemi alıp şuraya koyarız. İki denklemi toplarız. VA eksi VB eşittir 40. İki denklemi topladık. 2 çarpı VA buluruz. Bu ikisi birbirini götürür. Bu da eşittir 160 metre bölü saniye. Veya VA eşittir 80 metre bölü saniye. Şimdi geri yerine koyalım. İkisinin arasındaki farkımız 40. 80 eksi VB eşittir 40. Buna göre B treninin hızı nedir? İki taraftan 80 çıkarabiliriz. Eksi vb, eksi vb eşittir eksi 40 elde ettik. Veya vb eşittir 40 metre bölü saniye. Ve soruyu çözdük. Buradaki esas varsayım, buradaki esas varsayım, her şeyi b treninde oturan yolcuya göre kurmak. Diğer şekilde de çizebilirdiniz, başka konumlarda seçebilirdiniz ama bana göre bu şekilde daha kolay bulunuyor. Bu durumda bu trenin hızı saniyede 40 metre ve şu trenin hızı saniyede 80 metre. Bu tren saniyede 80 metre ile gidiyormuş, bu tren de bu yönde saniyede 40 metre hızla gidiyormuş. Evet, neyse soruyu gönderen arkadaşımıza çok çok teşekkürler.